dışarı çıkıyorum. İTÜ'de okuduğum için asla 1,5 ay boyunca bitmeyecek vizelere ve sınavlara bayağı çalışıyordum. Sonra gece 10'da bir anda arkadaşlarımla okulun karşısındaki benzinliğe gidip dondurma almak istedik. Çünkü okulun içindeki tüm marketler bu saatte kapalı ve daha bir vibe oluyor. Her neyse, yarın da dolu bir günüm var. Yine ders çalışacağım. Geçen hafta vlog çekmedim çünkü her günüm böyle geçti ve istemedim, sadece podcast'a çok yoğunlaşmıştım. Dışarı çıkıyoruz. Daha yeni geçen gün dolabımı topladım. Nasıl? Çok iyi oldu bence, yeterli. Ama burada hiç toplu değil. Bunun hakkında konuşmaya gerek yok. Ben burada çalışmıyorum zaten. Sanırım size hiç oda hakkında bir şey anlatmadım. Bakın. Bu benim yatağım. Altta ben yatıyorum. Yastık kılıfımı kaybettim ve nerede olduğunu bilmiyorum. Üstümde şu an biri yatmıyor. Çünkü okul online devam ettiği için oda arkadaşlarım odaya gelmiyor. Odaya gelen bir kişi var. Yeni bir oda arkadaşım ama o da geliyor mu gelmiyor mu belli değil. Arada olmuyor. Bilmiyorum. Onun tarafını çok çekmeme gerek yok bence. Bu benim çalışma masam. Bu stikerleri ben yapıştırmadım bu arada. Ama ben burada çalışmıyorum çünkü burada internet çekmiyor. Bu yüzden kullanılmayan tarafta ders çalışıyorum. Oda arkadaşlarım olmadığı için bu iki masayı da kullanabiliyorum. Ve burada internet çekiyor. Biraz da çöp kalmış. Kısaca böyle. Yani odayla alakalı çok bir şey söylemem gerek yok sanırım. Tekim sanırım hala. Arada tek olmuyorum ama %95 tekim. Neyse, artık odadan çıkmak istiyorum. Saat gecenin 10'u bu arada. Bunu söylemiş miydim bilmiyorum. Geri döndüm. Evet, ben biraz geç döndüm. Son ring ile yurda döndüm ve uyumaktan başka yapacak hiçbir şeyim yok sanırım. Ders çalışma motivasyonu olur diye dışarı çıkmıştım. Ve 2 saat güzeldi, motivasyonu topladım aslında. Ama saat şimdi çok geç. Bu yüzden yarın yapacağım şeyleri planlayıp bitirmem gereken konuları artık yazmam lazım. 4 gün sonra vize var. Yarın sabahtan Taşkışla'ya gidiyoruz bu arada. Taşkışla İTÜ'nün en güzel kampüslerinden, mimarlık fakültesi olarak kullanılıyor. Ve gerçek bir Taşkışla. Yani tarihi eser, eski bina. İş çok güzel. Yarın biraz gezdiririm size orayı. Ve ben de değişiklik olsun diye oraya ders çalışmaya gidiyorum. Çok uzak değil. Ben Ayaza kampüsünde yaşıyorum. Ve Taksim'e gideceğim sadece. Bu yüzden yol sıkıntısı da yok. O zaman iyi geceler. Günaydın. Saat 8:30 ve acı çekerek uyandım çünkü 1,5 aydır falan bu saatte uyanmıyordum. Geri uyumama tam olarak şu kadar falan kaldı. Ben bunu yapmayacağım. Altı mı gözükmüyor? Geldim. Önce yiyecek bir şey lazım. Çünkü kahvaltı saati. 1,5 ay sonra ilk defa kahvaltı yapacağım. Garip. Bayağı garip. Ne yiyeceğimi bilmiyorum. Kahvaltıda ne yendiğini de unuttum. Ama burada yiyecek güzel şeyler var.
Şu meslek çok iyi değil mi? Şu. Böyle bu kadar yüksekte. Şu. Şu an yurttayım. Döndüm. Gün güzel başladı. Güzel şeyler yaptım. Güzel çalıştım. Ama sonradan başka arkadaşlarımla da buluşunca bayağı saldım. Video çekmeyi de saldım falan. Kötüydü birazcık. Bunu yapmamam lazımdı. Yarın yapmam böyle bir şey sanırım. Şimdi videoyu bitiriyorum çünkü erkenden yatacağım. Yarın erken kalkıp ders çalışıyor olacağım çünkü. Bu kadar sanırım. Haftaya görüşürüz. Bu arada şu an ertesi gün ve uyandım. 7'de uyandım hem de ve 7.30 servisiyle geldim buraya. Şu an yine aynı yerdeyim. Ve güzel çalışıyorum. Editlerken fark ettim. Gün içerisinde az konuşmuşum bayağı çünkü yoğundum sanırım, bilmiyorum. Tek işim video çekmek aslında, çok kolay konuşabilirdim. Yapmamışım. Neyse, şu an video kapanışı çekmeye dışarı çıktım gerçekten. Herkes bana bakıyor muhtemelen. Tekrardan teşekkür ederim bu rekor izlediğiniz için. Haftaya görüşürüz demişim ama ondan önce cumartesi podcast'ta görüşeceğiz. Podcast videolarını artık farklı bir kanala yüklüyorum. Onun linkini açıklamaya, yorumlara sabitlerim. Bölümler orada, yani bölümleri kaldırmadım. Spotify'da da var aynı şekilde. Spotify'dan hiç kaldırmadım. Sadece artık bu kanalda yayınlamayacağım. Onun için özel bir kanal açtım. Öyle, ona bakabilirsiniz. Görüşürüz.